Burada tekrar akşam haberiniz ve bugün Slide'da akıllı çay bardağına Sor oynuyoruz. Daha önce bundan öncesinde de Recep Bey'le Sor oynamıştık. Daha fazla Sor oyunu var mı bilmiyorum ama bunu oynuyoruz. Buna değiştirecek bir şeyler soracağız işte. Şimdi bana bunlar çıktı ama bunlar ne bilmiyorum. Adımı Sığır. Evet, adım Sığır. Ha, ilgilenmiyorum varmış. İlgilenmiyorum lan. Yürü git defol. Lipton akıllı çay bardağı. Yüzdesi. Selam, ben akıllı çay bardağı. Akıllıyım çünkü insanların aklından tuttuğu bir şeyi sadece 20 soruda bilebiliyorum. Aklından Nasıl mı? tutmak. Hadi Başka birazdan neremle görüşürüz. tutacağım? Hadi Götümden mi başlayalım. tutacağım? Şşt. Zaten ne demişler? Batır çıkar, batır çıkar. Lipton'un tadı böyle çıkar. Sok çıkar, sok çıkar o. Oh. Oh, batır çıkar, oh, sok çıkar. Hoşuna gitti mi? Beğendin mi? Oh. Tamamdır. İşte şimdi oldu. Hadi başlayalım. Ya sesin çok Şimdi sen iğrenç. aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne Eko olduğunu yapıyor. 20 soruda biliyorum. Ama He. bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Tamam. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Tamam. Hadi başlayalım. Conta. Değişik bir şeyler tutmak istiyorum. Değişik bir şeyler tutmak istiyorum. Aslında cinsel bir şeyler tutabilirdim. Ama büyük ihtimal bu video, yani bu oyun oynanan çoğusu %100 %100 bunu bu tarz şeyler tutmuştur, ne bileyim işte onları falan tutmuştur, anlamışsınızdır. Başla. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Bir nevi alet, evet. Musluğa takılıyor. Oyun takılıyor. Genellikle dört köşesi mi vardı? Hayır, silindir. Onun içine de sokabilirsin. Tabii küçük gelir. O kadar küçükse yani başarabilirsin. Hissediyorum, yaklaştım, çok yaklaştım, buldum, bulacağım galiba. Deliği var mı bunun? Deliği mi? O evet. Evet, deliği var. Yani. İçine bir şey konur mu? İçine bir şey konur mu? Teknik olarak aslında konur mu bilmiyorum. Pek fazla görmüşlüğüm yok ama bildiğim kadarıyla musluğun o Düşün, düşün, birleştiği otur, yere otur. hayır, bir Sen şey rahat ol, ben konmaz. bekle. Hayır. Belki bilebilir lan. Hadi bakalım. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Helal yani. Evet. Şu kadar. Ha. Şu kadar. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastım yalan it. Bir de laf sokuyor. Evet. Soruyu soruyorum sevgili yarışmacı. Sor. Bu açıp kapatılan bir şey mi? Hayır. Sokulup çıkılan bir şey. Başka ne tutsak ya? Yok. Niye hep alet tutuyorum? Bir dakika. Değişik bir şey. Başka ne tutsam? Sapı var mı bunun, sapı? Yok. Sapı var mı? Ne yapacaksın? Götüne mi sokacaksın? Ne yapacaksın? Yok. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Teknik olarak hayır. İlgisi yok dersen ne? Hayır, evet ve genellikle nadir ilgisi yok. İlgisi yok. Aslında musluk yaygın olarak kullanılır ama conta kullanılmaz. Conta içinde musluk kullanılır. Paradoks oluşturdum resmen. Boş ver. O ilgisi yok. Peki bunu cebinde taşıyabilir misin? Göz mü kırptı lan o bana? Cepte taşıyabilir misin? Evet, taşıyabilirsin. Yani genellikle Düşün taşıyabilirsin. düşün. Otur otur. Sen rahat ol, ben bekle. Cepte taşıyabilirsin ama niye taşıyacaksın? Evet, taşıyabilirsin. İstersen götte de sokabilirsin yani. Sana kalmış. Nerede taşıyacaksın? Metalden mi yapılmış bir şey mi bu? Hayır. Conta plastik olur lan, Basacağın dingil. zaman beni uyandırırsın. Tamam. Ayar ediyor lan beni. Dur bakayım, biraz konsantre olmam lazım. Dur Al bakayım, bakayım. düşüneyim. Nah bulursun. Hadi düşün. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha, sert bir şey mi bu? Sert.
Bazen. Yok hayır. Gene hayır bilmiyorum. Bazen. Çünkü bunun serti de var, sert olmayan da. Ama o yok lan, o bayatlamış oluyor lan. Bozuk çontu. Neyse boşa, bir şey olmaz. Başka ne tutsak ya? Vana mı tutsam, ne tutsam? Valve vanası. Valve zaten vana demek değil mi? Evet. Valve. Valve diye okunuyordu herhalde o. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Hayır. Kullandıkça azalan veya biten bir şey değil bu. Gözlere bak. Bak tip. Parayla alınabilir mi? Evet. Parayla alınabilir. Yerde de bulabilirsin. Tabi bulunduğun bölgeye bağlı. Sanayide bulunursan yerde bulabilirsin. Geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Zevk anlarında evet. Ama konumuz o değil. Sen düşün. Otur. Sen rahat ol, ben. Yani o kadar yokluk çekersen kullanırsın iyi vakit geçirmek için. Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Hayır. Cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Öküz. Normal bir evde bulunur mu? Evet, normal bir evde bulunur. Lüks bir evde de bulunur. Her yerde bulunabilir. Musluğun olduğu her yerde vardır. Evet. Peki yolculuğa çıkarken çantana koyar mısın? Niye? Ne yapacağım? İşerken tövbe tövbe. Hayır. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Ne iş yaptığına bağlı ama evet. Peki bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Evet, kırılmadan bükülebilen bir şey. 20 soru soruyor diye biliyorum ben. Toplam 20 soru soruyor değil mi? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Yok, uyandırmayayım. Sana basarım ben. Basta mı? Peki ofiste bulunur mu bundan? Ofiste mi? Ofisin neresinde olduğuna bağlı dedim sana. Bir tuşa bastım galiba. Tuvaletteysen evet. Ama tuvalet dışındaysan hayır. Yani musluk varsa. Tahmin geliyor. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Dübel sana girsin Dübel. Dübel neymiş, dur bakayım. Ya gerçi bu da olur ya, ama bu contayla çok alakasız. Bu çamaşır makinesinde kullanılan bir şey. Bulaşıkta da kullanılıyordu galiba. Çamaşır makinesiyle alakalı bir şey bu. Ama bu da olur yani, sen rahat ol. Meslek neredeyse aynı, yakın, sıkıntı değil. Sana girsin ama bu Dübel. Yani bu girince çıkması biraz zor oluyor. Gerçekten sana girsin. İçinde bulundur. Neyse. Yeni bu mu? Hayır. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya, istediğim sadece 5 tane daha soru sorayım. Lütfen 5 tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim. Sor lan. Hadi belki bilecek. Sor lan. Sor lan, bekliyorum. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse, konuyu dağıtmayalım. Evet, en son seni içmiştim. Zarfa sığar mı? Hayır, sığar. Zarfa niye koyarsın bilmem tabi. Hani bir arkadaşına bir şey ima etmek istediğin yollayabilirsen sığar. Koyarsan o açıdan olur yani. Anlıyorum. Ne anlıyorum? Bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Hayır. Teknik olarak bir basınç uygulayacaksın ama sen değil. Onu uygulayacak kişi şey musluğun kafası. Hayır. Düşün. Otur. Bir yerine basman gerekmez. Tabii bir tarafına sıkıştırırsan ayrı. Plastik bir şey mi bu? Evet. Nasıl bildin la? Helal olsun. Bu şey yumuşak bir şey midir? Çok değil. Bazen. Düzenli olarak temizlemen gerekir mi bu şeyi? Asla. Hayır. Düzenli olarak değiştir... Yok, gerekmez de lan. Belki değiştirmen gerekebilir, evet. Yani bakımını yaptırman lazım evdeki eşyanın. Veya opuştaki. Nerede kullanıyorsan. Ya da oranda kullanıyorsan değiştirmen gerekir yani. Anlayın. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Çin takvimi ejderha yılına girdi. Maddenin 3 hali sıvı, katı, gaz olsa... Katı hepsi sana girsin. Koşuyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Bildi ya lan.
Sesimi mi duyuyor yoksa lan bu? Hmm, bir sıkıntı var. Evet bildin. Bildin. Hayır değil mi? Hayır lan. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Mal. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Çay zekam Gerçekten yapıyor, çok anlamadım ki. azimliyim. Al sana bir şans ama tekrar oynayacağım. Hadi bir tane daha oynayalım. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? He ne tuttum ben? Dur bir şey tutacağım. Bekle. Bir şey tutmalıyım. İğrenç bir şey yapayım Basmadım. mı? Ha basmadım ben. Dilek tutuyorum. kullandıkça azalan. Dilek sayın azalır tabi ama ha ne hayır. Ama hayır. İstediğin kadar kullanabilirsin. Dilek tuttum. Espride anlayın işte. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırınından daha büyük bir şey. Dilek mi? Tuttuğun şeye göre değişir ama hayır. Dilek görünmez. Tabi dilek hangisi dilek? Aranızda dilek azı bir Böyle bir izleyici alet ya da varsa bir şöyle bir şey araç yapılıyor mı? mu size? Şu an aklıma geldi. Hiç yapmadım çünkü dilek adlı bir arkadaşım vardı. Hani sizi biri tutup da dilek tuttum diyor mu? Öyle bir şaka yapıyor mu? Ne kadar iğrenç ya. Ben kafayı yerim bana yapsalar ya. Sen Bir öğren, alet ben bir bekleyeyim. araç mı? Hayır. Peki bağımlılık yaratır mı bu şey? Hayır. Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydın? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Oha. Hayır. Sorma. Nefesim tükendi. Hayır. Ne oldu? Göt gibi kaldın değil mi? Evet arkadaşlar akıllı çay bardağından bu kadar. Umarım sorduğum soruları beğenmişsinizdir. Biraz değişik oldu ama hani herkesin sorduğu gibi sorular sormak istemedim. Biraz kalardı iyice. Neyse. Videoyu beğenirseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan önceki değişik bölümüne gidebilirsiniz. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Dediğim gibi daha çok böyle bu tarz oyun istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.